Uyguladığı sosyal politikalar nedeniyle sol kanadın sert eleştirilerine hedef olan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la Başbakan Valls'e kabine içinden iki bakanın da eleştiri yöneltmesi hükümet krizine yol açtı. Ancak eleştirilere karşı sert durma yolunu seçen Başbakan Valls bu sabah Cumhurbaşkanı Hollande'a hükümetin istifasını sundu. Valls'in istifasını kabul eden Hollande, Başbakan'ı daha uyumlu bir hükümet kurmakla görevlendirdi. Fransa hükümetinin iki popüler bakanı, Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg ve Milli Eğitim Bakanı Benoît Hamon, medyada ve hafta sonu katıldıkları Gül Bayramı'nda Hollande ve Valls'i sert dille eleştirdi. Hollande'un sorumluluk paktıyla yalnızca iş adamlarına destek verdiğini, artık dar gelirliler için de politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdiler. Sosyalist Parti'nin sol kanadının da istediği yeni reform çağrılarına yeni reform yok, mevcut reformlarımızı hızlandıracağız cevabını veren Hollande ve Valls, iki bakanın sert eleştirisiyle zor duruma düştü. Tam bir hükümet krizi yaşanan Fransa'da muhalefet içinde Hollande ve Valls'in istifasını isteyen sesler yükselmeye başladı. Pazar günü boyunca sessizliğini koruyan Başbakan Valls bu sabah erkenden sürpriz bir jestle Cumhurbaşkanı Hollande'a hükümetin istifasını sundu. Hükümet içindeki asilere karşı daha önce olduğu gibi müsamahalı davranma politikasını terk eden Hollande yeni bir hükümet kurma yolunu seçti. Bu sabah Valls'i kabul eden Hollande, Valls'ten daha uyumlu yeni bir hükümet kurmasını istedi. Tatil döneminin sona ermesinin ardından Fransa'da dün yapılan ilk ankette Hollande'un popülaritesinin %17'ye, Valls'in popülaritesinin ise 9 puan gerileyerek %36'ya gerilediği ortaya çıktı. Yeşiller Partisi'nden daha önce hükümete giren ancak Valls'in gelmesiyle hükümetteki görevinden istifa eden eski Şehircilik Bakanı Cecilia Duflot, hükümetteki iki yılını anlattığı bir kitap yazarak, Hollande herkesin cumhurbaşkanı olmak kaygısıyla sonuçta kimsenin cumhurbaşkanı olamama durumuna düştü ifadesiyle eleştiri yöneltti. Sol cephe lideri eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da Hollande Sarkozy'den beter çıktı diyerek hükümetin sosyal politikalarını eleştirdi.